Merhaba değerli izleyen, hoş geldin. Bu serinin ikinci videosundayız. Bu videoda ne yazık ki size söyleyeceğim, kötü bir hikaye var. Airbnb ve benzeri otellerde, bungalovlarda yaşanan gizli kamera olaylarını size anlatacağım. Umuyorum konu ilginizi çeker ve videoyu beğenerek izlersiniz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse, bu videoda hoşunuza giderse lütfen abone olmayı, beğen düğmesine basmayı ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size imkanım dahilinde ekrana bazı görseller çıkartacağım. Bunları ben birkaç sene önce duymuştum. Airbnb'lerde fazlasıyla gizli kameralar ifşa olmuştu. İşte insanların yatak odalarında, banyolarında inanılmayacak şekilde gizlenmiş gizli kameralar vardı. Ve insanlar çok kötü hissettiler. Düşünsenize, tatile gidiyorsunuz, bir Airbnb kiralamışsınız, vermişsiniz 300-500 bin dolar, bir hafta kalacaksınız, bir haftanın sonunda tam çıkarken bir bakıyorsunuz prizde kamera varmış veya yangın alarmında, duman dedektöründe, uydu receiver'ında kamera varmış. Nasıl hissederdiniz? İşte binlerce insan kafayı yedi arkadaşlar. Geçen gün YouTube'da gezinirken aslında bu konu ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Yerli bir YouTube kanalı sattığı gizli kameraları tanıtıyordu ve ben şok oldum. Bir kısmını biliyordum, eyvallah, ama bu kadar ileri gidebileceklerini, bu cihazların bu kadar küçüldüğünü ve bu kadar tespit etmesi zor olduğunu bilmiyordum. Malum yaz aylarındayız. Hepimiz tatile çıkacağız veya tatildeyiz. Belki tatil planları yapıyoruz veya çıkamayacağız. Siktir edin, önemli değil orası. Belki siyasetle ilgileniyorsun, çeşitli ortamlara giriyorsun, çıkıyorsun. Ticaret de tehlikeli. Yani ticari konuların, sırların bilinmesini istemeyebilirsin. O yüzden bu tarz böcekleri az çok tespit edebiliyor olmak önemli. O yüzden bu videoda bunları sizinle paylaşacağım. Bu sayfada, bu YouTube kanalında karşıma ilk çıkan şey saksı kameraydı. Ekrana vereceğim arkadaşlar. Ufacık bir plastikten içine saksı oturtulan, saksının daha doğrusu dış kılıfı diyeyim ben size. İçinde pille çalışan bir kamera var ve 7/24 IP kamera aynı zamanda yayın yapabiliyor. Ve düşünsenize, bir oteldesiniz, belki banyoda ufak bir sukulent koymuşlar, sen aa diyorsun, ne kadar güzel çiçek süper, veya nane koymuşlar, ne ıhlamur mu ne koyuyor, hani böyle elini sürtünce kokan şey neydi, ondan koymuşlar. Güzelce ne duşunu açıyorsun abi, duşunu alıyorsun, çıkıyorsun, hiçbir şeyden haberin yok. Birkaç gün sonra Dark Web'de senin duş sahnen tabi insanlar tarafından satın alınabilir hale geliyor. Belki, ya bu illa duş alıyorsun anlamına gelmiyor. Eşin girdi belki duşa, sevgilin girdi duşa, en kötüsü çocuğun girdi duşa, ne bok yiyeceksin. O yüzden dikkatli olmak gerek. Ve priz gizli kamerası. Bu çok kolaylıkla bir yere monte edilebilen, üçlü çoğaltmalarla yapılan bir gizli kamera çeşidi. Sizin bu çoğaltıcıda köşelerinde, üstünde, altında göreceğiniz ekstra delikler büyük olasılıkla arkadaşlar gizli kamera merceğinin deliği. Bunlar iyi gizlenebilmesi için çalışabilir aparatlar olması gerekiyor. Yani ekranda göreceksiniz, burada üçlü prizin, atıyorum, priz giren yerinin deliğine de koyabilir diyebilirsiniz. Koyulmuyor arkadaşlar. Çünkü ona siz prizi taktınız, çalışmadığını anladığınız an bu neden çalışmıyor diyerekten kurcalayacaksınız ve gizli kamerayı bulacaksınız. O yüzden çalışabilir olması için mesela benim önümde dört köşesine ufak ufak delikler delmişler. Hani her tarafında var delik, vida deliğidir diye düşünmen için ve oradan seni izliyorlar. Bunların da IP versiyonu var. Buradaki en büyük piçlik arkadaşlar şu: bu cihazların, özellikle prizdir, uydu receiver'ıdır, bunlara konulan gizli kameraların pil gerektirmemesi. Bunlar direkt olarak elektrik şebekesine bağlı olduğu için 7/24 yayın yapabiliyor ve hiçbir şekilde pili bitmiyor, hafıza sıkıntısı yok. Diğerlerinin içerisine küçük hafıza kartları takıp
daha sonradan videoları insanlar alabiliyor. Hani ama hepsini tespit etme yöntemleri var. Mesela powerbank gizli kamera. Powerbank, yani evet bunu bir otel odasına yerleştirmezler. Ama önemli bir ticari toplantıdasınız. Ticari sırlarınızı konuşuyorsunuz. Siyasi bir toplantıdasınız. Konuşuyorsunuz yani. Masada powerbank varsa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani masada olana her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir yaşam felsefesi aslında. Normal hayatında insanlar ne kadar önem verir ki böyle şeylere? Yani sıradan normal hayatını yaşayan bir insansan bu tarz şeyler seni ne ilgilendirir, değil mi? Öyle düşünmemek lazım. Bunların hepsine karşı dikkatli olmak lazım. Sonra yaşlılar gibi işte sizi Empara'dan arıyoruz, sizi Akbank'tan arıyoruz. Hesabınız işte ele geçirilmiş teröristler tarafından. Ya bana 100 bin lira gönder falan. Bunlara benzersiniz. Yani bunları görmezden gelirseniz işte... Kız arkadaşınız sizin ses kaydınızı alır, işte erkek arkadaşınız alır, size karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Ne bileyim, ticari ortaklarınız bunu yapabilir. O yüzden hepsini bilmekte fayda var. Mesela Boat IP gizli kamera, bu da en tehlikelilerinden. Odaların işte tepelerinde görürsünüz, kolonların dibinde. Bunlar elektriğin oda içerisinde dağılımı için ana şebekeden buraya kadar gelir elektrik. Buradan işte prizlere, ne bileyim lambaya dağılır. Bunların üstünde küçük bir tane beyaz kapak olur. Bu beyaz kapağın üstünde delik varsa çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu Boat IP gizli kamerası olabilir. 7/24 aslında bir yere gönderim yapıyor olabilir. Elektrik ihtiyacını da zaten oradan çözüyor. Ve soyunurken, soyunma odalarında, kabinlerinde sizin başınızı belaya sokabilir. Ve karşımızda şu an receiver gizli kamera var. Bunların hepsi çalışan aletler arkadaşlar. Sen bir otele gittin, Airbnb'ye gittin, bungalovda kalıyorsun. Oh dedin, duşumu alayım. Duşunu aldın, havlunla beraber oturdun koltuğa, televizyonu açtın. Takılıyorsun. Teksin veya değilsin. Ne yaparsan karşıdan direkt seni izliyorlar, kaydediyorlar ve online şekilde yayın alıyorlar. Bunları tespit etme cihazları da var. Onları burada pek anlatmayacağım. Onu sizin araştırma gücünüze bırakıyorum. Sıva altı priz gizli kamerası. Bunu mesela istediğin bir markayı bu adamlara gönderiyorsun. Bu adamlar senin için hazırlıyor ve sana geri gönderiyor. Artık o kadar küçülmüş ki gizli kameralar. Bu da çalışan bir priz. Burada Vico marka bir priz var arkadaşlar. Sen buna ister uzatma kablonu ister laptopunu bağla. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Üstündeki ufacık delikten seni kaydediyorlar. Seni afişe ediyorlar. Ve aynı zamanda mini GPS takip diyor. Bunun büyük versiyonları var. Arabaya monte edilebiliyor. Çantaya konulabiliyor. Bir sürü yere konulabiliyor. Bunu kimler kullanır? Eğer önemli bir iş insanıysan, seni takip etmek isteyen, seni saf dışı bırakmak isteyen düşmanların bunu senin arabana, senin çantana, senin üstündeki kıyafete bir şekilde monte edebilir. Bunlar da çok tehlikelidir arkadaşlar. Hayal gücünüzü çoğalttığınızda, arttırdığınızda masaya konan bir vazo, ne bileyim bir parfüm fısfısı, böyle hani otomatik oda parfümü sıkan cihazlar var ya, bunlar odadaki her şeyin içerisine gizli kamera, gizli dinleyici konulabilir. Bunlardan kendinizi korumanın birkaç yolu var. İnternette satılan bu böcekleri tespit eden, tabii bunların da satışı yasal olmayabilir. O konu sizde yani. Bunları alabilirsiniz. Bunlar herhangi bir frekans iletimi olup olmadığını tespit edebiliyor. Mesela böcek diye tabir edilen, sadece ses kaydeden cihazların içerisine çoğunlukla SIM kart takılıyor. Kredi kartı görünümünde cihazlar var. Uzaktan kumanda görünümünde cihazlar var. Bunlar çalışan cihazlar, içlerinde pil olan cihazlar ve aslında IMEI'si kayıtlı olan cihazlar. Bir şekilde sokuyorlar bunu ülkeye. Bir düğme var. Düğmeye bastığınızda kapağını açıyorsunuz. Normal şu elimde gördüğünüz ışık kumandası gibi bir ekranı var. Tuşları var. SIM kartı taktınız. Numarayı girdiniz. O numaraya
veya atıyorum herhangi bir drive hesabına otomatik olarak ses kaydını yükleyen, arama yapıp size dinleme imkanı sağlayan cihazlar bunlar. Bunları normal, nasıl denir, GSM şebeke dedektörleriyle tespit edebiliyorsunuz. Ama bunu her defasında yapmak gerçekten yorucu. Yani o kadar önemli bir insansanız bunun için profesyonel hizmet alıp haftada bir, işte iki haftada bir odanızı, evinizi, arabanızı buna karşı arama yaptırmanız gerekiyor bu cihazlarla. Kameraları falan nasıl tespit ediyorlar? Onun için de ayrı bir cihaz var arkadaşlar. O cihazda Wi-Fi sinyallerini tespit ediyor. Wi-Fi sinyali böyle yaklaştırıyorsunuz. Atıyorum tablonun arkasında bir gizli kamera olabilir. Cihazı yaklaştırıyorsun. Eğer oradan bir Wi-Fi sinyal çıkışı varsa size uyarı veriyor. Artık açıp bakıp kontrol edebilirsiniz. Soyunma kabinleri olsun, tuvalet banyolar olsun, işte yatak başlıkları, lambalar, alarmlar, dedektörler, duman dedektörleri, hepsinden bu tarz cihazlar çıkabiliyor. Peki kameraları nasıl tespit ederiz? Mesela diyelim gücünü ana şebekeden alan bir kamera var, içinde hafıza kartı var ve kayıtta biri, atıyorum odanın temizlikçisi her gün geliyor, bu hafıza kartını değiştiriyor diyelim. Bunu tespit edebilmenin yolu da iPhone'daki lidar sensör gibi sensörü olan bazı cihazlar var. Bunu iPhone'da da yapabileceğinizi varsayıyorum, görmedim. iPhone'la odanın içindeki farklı farklı nesneleri, delikleri, işte bu tarz duman dedektörlerini tarıyorsunuz. Bunu tararken o lidar sensörü kameranın merceğine denk geldiğinde ekranda kocaman kırmızı bir şey çıkıyor. Yani aslında oradan gelen yansıma ekrana kırmızı bir düğme gibi görünüyor. O zaman anlıyorsunuz ki orada bir kamera var ve kendinizi güvenliğe alıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu kameraları tespit edebilmek için bazı aplikasyonlar var arkadaşlar. Bunu Android'e veya iPhone'a yükleyebiliyorsunuz. Bunlar ücretli üyelik isteyen aplikasyonlar. Bu aplikasyonlara siz bir saniye... Şebekedeki Wi-Fi'ye bağlı cihazları taratıp kamera olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Umuyorum sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Çok garip bir konu ama beni de eskiden beri tanıyan arkadaşlar bilecektir. Ben böyle garip konulara çok meraklıyım. Umuyorum yine böyle ilginç bir konu bulur ve sizinle paylaşırım.